Yılmaz Güney konusunda. Valla konuşmaya gerek var mı bilmiyorum Yılmaz Güney mevzusunda. Ben çünkü her sene olduğu gibi ben şeyden anlıyorum onu. Bakın genelde ben bilmiyorum ya hangi gün olduğunu. Genelde açıyorum şeyi ve hesaplarımı bakıyorum şeye geliyor. Efendim ya böyle genelde yaşlı yaşını almış orta yaşlı işte amcalar teyzeler abiler ablalar profilde de genelde böyle Atatürk oluyor köşesinde. Sen kimsin ki Yılmaz'ı abi eleştiriyorsun? Bir de argümanlar genelde şey Yılmaz abi yaşasaydı seni döverdi falan bir çocuk gibi. Yılmaz abi yaşasaydı seni böyle konuşamazdın falan hep bu şekilde. Yani hep böyle. Ben anlıyorum o zaman bakıyorum böyle onlarca yorum gelmiş. Diyorum ki ha tamam kesin şey oldu. Yılmaz Güney gündem oldu. Benim videomu millet yapıştırdı bir yerlere izlediler oradan geldiler beni buldular falan. Yani 2 yıl önceki mevzu ben 2 yıl önce anlatmış konuyu kapamışım. Çünkü o da niye bir video yayınlamıştı. Ben de karşı video yayınladım. Onlar kaldırdılar. Sonra bana eleştiri geldi. Ben de dedim ki bakın şu sebepten dolayı bu adam böyledir dedim ve kapattım mevzu. İşime gücüme baktım. Ama her sene gündem olduğu için sürekli beni şey yapıyorlar. Bu sene de aynı şekilde oldu ve hep şeyden ilerliyordu mevzular sanırım. İşte evet şiddette bulunmuş, işte bir de hakimle bir şeyler olmuş ama falan o tarzda ilerliyordu. Tabii bunu şey yaptığın zaman, komple anlattığın zaman işte adam çocuk öldürmüş, adam şiddette bulunmuş ve sistematik olarak şiddette bulunmuş, sette şiddette bulunmuş her şeyden önce. Bakın bu da çok önemli, bunu kimse konuşmuyor. Emek hırsızlığı yapmış, insanların emeğine çökmüş, Oğuz Atay'ın senaryosuna çökmüş, kaç kişinin senaryosuna çökmüş, rejisine çökmüş, Şerif Gören, filmin yönetmeni Şerif Gören aslında biliyorsunuz. Abi, hani majör payı onda. Adam kandan ödül oluyor. Şerif'in adı geçmiyor. Yani bu yönetmen için olabilecek en kötü şey mesela. Sette millete şiddet. Ata öldürmesini zaten biliyorsunuz. Adam yeterince iyi korkmuyor diye kamerada oyuncu. Alıyor tüfekte adamı vuruyor. Ayağının dibine ateş ediyor. Vuruyor. Sonra da gülüyor, eğleniyor falan. Ve adam korkusundan zıpladığı zaman. Böyle bir manyak yani bu adam anladın mı? Bir değil ki. Ve sistematik bir şekilde bir sarmal oluşturmuş. Yeraltı dünyasıyla, mafyayla, emniyetle, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla, ülkücülerle, solcularla. Herkese böyle arasını yapmış. Güç manyağı. Tartoski'nin Yılmaz'la alakalı gibi. Evet Ömer Haydega biliyorum. Kan'daki olaylardan sonra duvarla falan yarıştığı zaman galiba aynı sene. Bir sene sonra 83'te beni duvarla giriyordu ya tekrardan kan ödülüne. Kan ödülü mevzu da biliyorsunuz o dönemki Fransız başkanın eşi var. Hanımefendi. Çok büyük bir şey. Paris Kürt Enstitüsü'nün kurucularından biri. Çok büyük para yatırıyor oraya. Çok büyük destekliyor bunları. Yılmaz'ı çok destekliyor. Hatta bir tane park adını verdirtiyor belediyede. O çok destekliyor. Yani orada politik bir destek de var. Yurt dışında bunları organize eden de şey Behramoğlu kardeşler biliyorsunuz. Ataol, Nihat, bir de Namık Kemal Behramoğlu bir daha. Üç tane kardeş bunlar. Bunların en büyüğü şey, Yılmaz Güney filmcilikte yönetici. Yılmaz Güney filmcilik buna ait. Yurt dışına gidiyor, o temsil ediyor. İşin ticari boyutunda o var. Bir küçüğü dergiyle uğraşıyor. İşte yazılar yazıyor. Arkadaşım Yılmaz Güney falan gibisinden. Yılmaz Güney'i öven bütün yazılar sözde kaynaklar o arkadaştan geliyor. Behramoğlu'ndan. Mesela savcının işte gelip küfür ettiğini falan filan yazan o. O yazıyor. Geldi küfür etti falan. Oradan yayılıyor bu mevzu. Bakıyorsun adam orada mıydı? Yok ben de orada değildim diyor. Güney dergisinde yazanlara bakıyorsun o şeylere. Stajyer çocuklara. Onlar da orada değildi. Lan orada olmadığı şeyi nasıl yorumluyorsun o zaman? Ama işte şehir efsanesi oradan çıkıyor. Yayılıyor. Bugün de şey. Neymiş Yılmaz Güney yıllar içerisinde devrimci bilince ulaşmış da eleştirmemize gerek yokmuş. Tam tersine hatta suçlarını övmemiz gerekiyormuş. Çünkü zaten şey hani bu şeyi gösteriyormuş. Bir aydınlanma yaşanıyor ya. Sanki bu şey film karakteri amına koyayım. Hero's Journey yaşadı sanki böyle. Adam hayatının sonuna kadar aynı kalıyor. Öyle bir şey yok. Zırvalık bu yani. Öyle bir şey yok. Pozitif bir örnek var. Sonuna kadar aynı devam ediyor adam. Ve sordukları zaman da adam motosu ben Yılmaz Güney'im diyor. Yaparım diyor. Adamın tek mevzusu bu başarıya ulaşmak. Opportunist bu kadar basit. Hayatı boyunca bunu yapmış. Yani bir değil konu. Kadına şiddeti var, cinayeti var. O kadar var ki emek hırsızlığı var, psikolojik şiddet var. Var oğlu var. Bir değil yani. Bir olsa vallahi oturayım biri anlatayım size. Ha sonra bunu şeyden bahsediyorum. Bu Behramoğlu kardeşlerinin en küçüğü de şey. Yumurtalık'ta savcı biliyor musunuz? Biliyor muydunuz bunu? Behramoğlu kardeşinin en küçüğü. Yani bir tanesi Güney Filmcilik abisi. Diğeri dergide yazıyor. Yılmaz hakkında yazıyor. En küçüğü de Yumurtalık'ta savcı. Sonradan Yılmaz'ı hatta bu ekip kaçırıyor yurt dışına. Fransa'ya. Hapisten kaçırıyor, yurt dışına çıkarıyorlar. Bu ekip. Bu Behramoğlu kardeşler. Ben bunları o videolarda anlattım. Gidin bakın. Şimdi Sefa Mutlu'nun ailesi olduğunu düşünün. Ulan kimsen yok. Zaten yani durumun ortada. Maddi durumun da ortada. Kanallara konuşmak için yani düşün mesela babana kanalda hakaret ediliyor. İşte sarhoştu hakaret etti şöyleydi ülkücüydü cartı cürttü. Değil yani aile değil ben baktım. Değil. Politik bir şeyleri yok. Yani tamamen 80'lerin şeyi. 80'lere giden yoldaki apolitik bürokrat tayfadan. Abi görüyorsun kanalı arıyorsun kanal diyor ki biz seni bağlayamayız. Ama açık açık kanalda mesela Nebahat Çeyren'in diğerlerinin hakaretler ettiğini bu Güney ekibinin hakaretler ettiğini küfürler ettiğini görüyorsun. Televizyonda görüyorsun. Aramak istiyorsun. Aramak istiyorsun, kanal açmıyor seni, bağlamıyor, sen konuşamazsın diyor.
Gazeteleri konuşmak istiyorsun, röportaj vermek istiyorsun. Majör gazeteler seni yayınlamıyor. Hürriyete konuşma. Hürriyet mesela diyor ki bu şey ailesine, Mutlu ailesine. Ya biz bu kadar şey verdik. Yılmaz Güney'e bu kadar para verdik. Roman şeklinde gazetemizde yayınlasın diye. Adam cinayetten para kazanıyor. Bu kısmı düşünebiliyor musunuz? Cinayet işliyor. Hani millet diyor şöyle izliyordu, böyle izliyordu. Ya medyanın bu adamı korudu sistematik olarak ortada. Bir tek Sefa Mutlu olayında değil. Aileye diyorlar ki Hürriyet. Pardon orayı kapatayım. Biz de buna para ödedik. Bunu roman yapsın, yazsın diye. Şimdi bizi işte maddi zarar uğratmayın. Kanalı arıyorsun, konuşamıyorsun. Devlet de zaten demin bahsettiğim yumurtalık savcısıydı eleman. Oradan bağlamış. Yılmaz Güney'in Nuri Gedikli diye bir komutanı var. Baba oğul ilişkisi güdüyorlar. Gedikli bunu koruyor. Yılmaz da sürekli Nuri Gedikli'ye yazar. Nuri Gedikli kim? Sosyalist arkadaşlar. Hadi bak burada çocuklar bilmiyor apoti. Sosyalist arkadaşlar yazsın. Nuri Gedikli kim? Nuri Gedikli Bahçeli Evler katliamı sanığı Ercüment Gedikli'nin babası. Ya bu nasıl bir devrimci? Bu nasıl bir şey anlayışı ki sen bu adam ömrünün sonuna kadar askerde seni koruyor, yanına alıyor. Sefa Mutlu'yu vurduktan sonra cezaevine giriyor. Ülkücülerden bunu koruyor. Orada da özel muamele görüyor. Dışarı çıkıp yemek yiyebiliyor, film izleyebiliyor. Burada şey diye anlatıyorlar böyle. O kadar devrimciydi ki abi her yerde güçlüydü falan. E diğer devrimciler aptal mıydı da eziliyorlardı, işkence görüyorlardı. Bu gerçek bir devrimci. Gittiği her yerde böyle şeymiş. Alfa adam falan böyle. Ya diğerleri aptaldı yani. O yüzden elektrik yiyorlardı, işkence görüyorlardı falan. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bunu alıyor şeyler biliyorsunuz. Mit alıyor bunu. Ziver Bey'e. Bunları hepsini anlattım da tekrar anlatayım. Bilmeyenler var diye. Ziver Bey'e alıyorlar bunu. Yılmaz o dönemler MIT'i bağlamış. MIT'te bir ajanı bağlamış. MIT ajanı. Bir tane kumarhane işletiyor Yılmaz kardeşiyle birlikte. Bu kumarhaneden de MIT ajanına pay ödüyor. Karşında da bu MIT ajanı şeyi koruyor. Yılmaz'ı koruyor. Yani sistem bu şekilde işliyor. Bu Mehmet Emir anlatıyor. O zamanlar görevde. Gidin kendisinin şeyinden okuyun. Analiz kitabından okuyun. Bunu alıyorlar. Hiram Abbas alıyor hatta. Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Amca. Hiram Abbas alıyor bunu. Sorguya çekiyorlar. Ziver Bey geldiğini anlayınca, Ziver Bey'in namı var. Yani yayılmış, namı yayılmış. Geldiğini anlayınca diyor ki bunlara, hemen daha dokunmadan, hoş geldin Yılmaz falan diyorlar tabii. Diyor ki, ne sorarsanız anlatacağım. Ama bana dokunmayın, beni dövmeyin. Tek şartım. Bunlar diyor ki, hayır tabii niye dövelim seni? İşte Ziver Bey de çok güzel bir şey geçiriyor. Zaman geçiriyor. Hatta oradaki çalışanlar gidip fotoğraflar çekiniyormuş Yılmaz Güney'le. Çıkıyor gidiyor yine. Sonra da Fatoş Güney çıkıyor diyor ki bak kafayı yersin deli olursun. Diyor ki MIT ajanı diyor. MIT ajanı da kumarhaneden para ödüyordu ama diyor. MIT ajanı da diyor devrimci yapmıştı. Kafayı yersin bak deli olursun. Yemin ediyorum deli olursun bak kafayı yersin deli olursun. MIT ajanı diyor devrimci. Yani kumarhaneden para ödüyor MIT ajanı da MIT de bunu koruyor karşısında. MIT'in içerisindeki o klik. Yani rüşvet yaygın bir de o dönemlerde. Biliyorsunuz çok skandal oradan çıkıyor zaten. Adam cinayet işliyor, para alıyor karşısına, medya koruyor. Ama sorsan, benim kızdığım nokta zaten o. Sorsan hep delikanlı. İşte şeye karşı geliyor böyle. Establishment'e karşı geliyor. Yani yukarıya karşı geliyor. Yukarı bunu eziyor, medya bunu eziyor. Zenginler bunu eziyor. Ama Yılmaz abi hep karşı duruyor falan. Abi bu delilik yani. Böyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Bak vallahi öyle bir dünya yok. Yani anlatayım samimi olarak. Bana inanmıyorsan kaynakları vereyim. Git takip et, öğren. Çok da zor değil. Yani birçok sosyalist adamın bu sene veya geçen sene de bu adam anmamasının sebebi var. İnsanlar aptal değil. Bir tanesi yazmış. İşte Deniz Gezmiş diyor. Banka soydu o zaman. Yani sosyalist bunu yazan. Yılmaz eleştirirsek diyor. Yarın diyor Deniz Gezmiş'i de yerler. Ya bak ben Deniz Gezmiş'i falan değilim. Devrimci falan değilim. Ama ben bile Deniz Gezmiş'i savunmak durumunda kalıyorum. Yani adam bir kere hani işlediği cinayetleri falan geç. Yılmaz'ın. Karşılaştığın şeye bak. Adam diyor ki teorik olarak benim diyor niyetim bu. Ben diyor devrim yapacağım. Mevcut rejimi zaten tanımıyorum. Banka sistemi de kapitalist sistemi zaten tanımıyor. Düşman şey olarak görüyor zaten. Kalkıp da burayı soyup da şey yapmıyor. Gidip kuyumcu dükkanından kendi bilezik yaptırıp da böyle gangster rapçiler gibi dolanmıyor ortada 50 cent gibi. Anladınız mı? Mevzu bu. Şimdi ben buna karşıyım. Gezmişler bunu yaparken bunun cezasının idam olduğunu biliyorlar. Yani bunu göze alarak yapıyorlar. İşledikleri suçların cezasının olduğunu biliyorlar. Yani devrim mantığı zaten bu. Ben buna karşıyım kişisel olarak. Okey mi? Ben bunu eleştiririm. Ama kalkıp da bununla bunu karşılaştırmam çok farklı bir şey. Bu politik bir şey. Ki idam cezasını onaylamıyorum biliyorsunuz. Ben idam cezasına komple karşıyım. Kim olursa olsun idam cezasını doğru bulmuyorum. O ayrı bir konu. Ama yani akıllı mantıklı olan bir şey bunu karşılaştırmaz. Yani bu hakarettir. Bak bu hakarettir yani. Ben Gezmiş'in ailesi olsam mesela dava açarım bunları. Derim lan Yılmaz'la karşılaştırmayın diye. Hakarettir diyor. Bir tanesi politik bir şey. Yani tekrar ediyorum. Benim için yanlış. Siyasi olarak da yanlış. Aksiyon olarak da yanlış. Ama kendi içerisinde sebebi belli. Yani birisi bunu onaylıyorsa tamam okey. Ya ben onu eleştiririm, yaptığını eleştiririm. İkiyüzlük değil ama adam kendisine göre bu. Mevzunun bu. Yani sonucu bu.
Ya Yılmaz Güney karşılaştırmak abi ya, delilik herhalde. Yılmaz ne yapmış? Neyle karşılaştırmış? Yılmaz ne yapmışla karşılaştırmış? Delilik, manyaklık. Bu biraz da şey gibi. Baktılar hani destek yok Yılmaz'a. Abi bak sizin de değerlerinize gelir sonra falan. Orada bir destek bulma amacıyla yapılmış mevzu. Ben meraklısı değilim, tekrar söyleyeyim. Meraklısı değilim Yılmaz hakkında konuşmanın. Zamanında bütün detaylarıyla, belgeleriyle ben anlattım bu olayı. Bunaldım ha. Detaylarıyla anlattım bu olayı. Benim için konu kapandı ama işte bu sene tekrardan gündem oldu. Her defasında da her senede tekrar gündem oluyor. Benim videolarım kaynak gösteriliyor. Millet geliyor yine bana yeni gören yeri sövüyor. İşte hep aynı argümanlar zaten. Ben onu fark ettim. Yaşlı kesim. Mesela Serkan Öz de bana çok kızmıştı bu arada, biliyor musunuz? Veryansı'ndaki Serkan. O da Yılmaz Güney, Yılmaz abimciydi. Uzun sürdü onu şey yapması, kabul etmesi. Sonra dedi bana ya dedi, doğruymuşsun sen falan diye. Çok var böyle. Ben görüyorum, yazmış işte. Adam 2021'de bana yazmış. Yaşlı bir adam. İşte senin Allah belanı versin, sen kimsin, adam mısın? Yılmaz abim olsaydı seni döverdi. Yılmaz abim şöyle adamdı, işte bir oturuşta şöyle yapardı, böyle yapardı. Aradan geçmiş 2 sene. İşte 2022-23. Ya kardeş, hakkını helal et. Hakkını helal et yazdı dedim. Eyvallah dedim. Diyecek bir şey yok çünkü. O çünkü hani o yaştaki insanlar anladığım kadarıyla filmle gerçek karakteri ayırt edemiyor. Onu anladım. Yani filmle gerçek adamı ayırt edemiyorlar. Ya bak ne diyeyim. 2021'de ben yayınladım ya bu Yılmaz Güneş'in. Bir adam Adana'dan ülkücü. Ülkücü. Ama hani öyle profil ki şey başbuğ Türkeş falan böyle. Hani profilde Türkeş var ama başbuğ Türkeş bio yazmış. Üç ilaller oluş. Adam yani yürüyen MHP, anladın mı? Yürüyen MHP adam. Ülkücü. Bana yazıyor. Yılmaz Güney ne delikanlı adamdı, sen ne anla. İp neler falan diye bana yazıyor falan. Ülkücü ya. Ülkücüler saldırdı ona. Ülkücüler bana saldırdı. Yılmaz abim diye. Kafayı yersin. Ondan sonra 21 senesinde şey Kültür Bakanlığı andı. Kültür Bakanlığı'nı eleştirdim. Linç yedi Kültür Bakanlığı. O sene bıraktı Kültür Bakanlığı. Abi AKP'liler ne yazıyorlar bana? İşte sizin gibi faşistler yıllarca Kürtleri inkar ettiğini söyledim. Dedim ne anlatıyorsun dayı, sen ne diyorsun? Ne alakası var? Ne alakası var diye. AKP Ahmet Yenilmez mesela. AK Partilidir tamam, karışmam yani adamın. Her oyuncu, ben mesela şeyi sevmem. Oyuncuların siyasi görüşünü belirtmesini sevmem. Kaç kere söyledim size. Ama o cenah belirtiyorsa bu cenahta belirtiyor. O yüzden pek özel kızın biri değil. AK Partili olduğunu biliyoruz adamın. Diyor dediklerinize diyor dikkat edin diyor. Yılmaz abim kadar belki hataları vardır ama diyor delikanlı bir adam tanımadım. Dedim vay amına koyayım ya. Bu nasıl bir şey ya? Benim yaşadıklarımı siz bir düşünün 2 sene ya. Bir video yaptım diye. Bir video yaptım diye ya. Ülkücüsünden solcusuna, o zaten Allah'ın emri. AKP'lisinden şimdi hepsi sallıyor ya. İslamcısı bile sallıyordu. Yılmaz abim adamdır diyor. Lan bir Allah'ın kulu yok mu bunu şey yapan, eleştiren? Bu sene şeye baktım sonra. Abi dediler Abdurrahman Uzun şey yapmış. Erdal Eren olayını anlatıyor. Ama işte şey 17 yaşındaydı. 17, bunlar 17 yaşındaki çocuğu 18 yaşında bir yaşını büyüttüler. İnanabiliyor musunuz? Bir yaşına büyüttüler. Böyle bir şey işte. Ama Allah için anayasayı değiştireceğiz arkadaş falan böyle. Boktan bir şey yapmış yine. Yalan konuşuyor yani. Yine anayasa çalışması var ya, başlamışlar şey. Erdal Eren ayağını falan. Biz bunları önden gördük. Hani önünü almaya çalıştık. Bu Yılmaz'da Erdal'da olayı yoksa merak olduğumuzdan değil. Bu işte algılar yapılmasın diye tekrardan. Velhasıl bunun altına şey koymuş. Death Note müziği koymuş Abdurrahman. Dedim Allah senin cezanı vermesin. Death Note koymuş altına. Ha, yayın yapmış şey. Yılmaz Güney efsanesi bitiyor falan böyle. Vay be dedim. Aslanım kaplanım benim. Aslansın ha. Yılmaz Güney bitiyor. Diyor ki videoda da. 2 gün önce yapmış ha Abdurrahman Uzun. 2 gün önce. 2 gün. Diyor ki videoda. Bakın uyarıyorum. Kültür Bakanlığı'nda bazı arkadaşlar bunlara böyle yamanmak için, bu Cumhuriyet, Atatürk falan yamanmak için Yılmaz Güney'i anıyorlar falan diye. Ulan oğlum 2 sene oldu, 2 sene. 2 sene önce yaptı Kültür Bakanlığı'nı. Niye sesini çıkarmadın? Ben gittim oraya cevap yazdım da bizim arkadaşlar çocuklar cevap yazdılar da Kültür Bakanlığı şey yaptı sonra, anmayı bıraktım. Üst üste 2020-21 anıyordu Kültür Bakanlığı. 19-20-21 devam da edecekti belki. 2 sene önceki mevzu için uyarıyorum diyor. Nereye uyarıyorsun? Oradaki ekip bile kalmadı Kültür Bakanlığı. Değişti, o ekip bile değişti. Kimi uyarıyorsun? Gölgeleri savaş açıyor bunlarda. Bazı AK Partileri görüyorum şey yazıyorlar sonra da. Kültür Bakanlığı ne yapmadı? Lan 2 sene olmuş. Alo neredeydin? Niye o zaman bir şey demedin? Niye eleştirmedin? Niye bu yanlıştır demedin? Biz o kadar linç edildik orada. Yani. Şimdi diyor Kültür Bakanlığı uyarıyorum. Uyar. Uyar. Sanki uyardığın adamlar orada duruyor. Haberi bile yok şimdi yeni gelen ekibin. Ya bizim milletin huyudur bu. Konsensüs oluştuktan sonra
Tamam mı? Herkes bir konuda birleşip şey olduktan sonra mutabık olduktan sonra çıkar gelirler. Herkes şey yapar birden. Herkes sallamaya başlar. Yılmaz Güney olayını kapattım. Yani yine çok konuştum. Benim favori konum olduğu için. Anlatacak başka bir şey yok. Ya budur. Zaten çoktan ölmüş bir efsaneydi. Artık şeye de gitti. Sanattepe camiasına da gitti. Konu kapandı. Diken mi gül mü? Fatih Diker. 40 tane erlik üyeliği hediye etmiş. Teşekkür ederim kardeşim. Çok yaşa.